İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel düzenlediği basın toplantısında zehir zemberek açıklamalar yaptı. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel açtı ağzını yumdu gözünü. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Biz MHP değiliz. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık Kütahya Belediye Başkanlığını tekrar kazanmak için kurtarma sınavına girdiğini ifade eden İyi Parti İl Başkanı Nurhan Sünel Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık Ilıca'da kanser ve göğüs hastalıkları hastanesi yapacağım. Kütahya Spor'u 1. Lig'e yani Süper Lig'e çıkartacağım. 15 bin kişiye iş istihdamı sözü vermişti. Ne oldu? Seçim yaklaştı. İçin seçimi tekrar kazanabilmek için Kütahya Belediyesi çalışıyor. Kütahya Belediyesi hizmet ediyormuş gibi göstermeye çalıştığını Cumhur İttifakı'nda yer alan Hüdapar'ın TBMM'de özerklik istemesine sessiz kalan, susmayı tercih eden MHP değiliz. Biz İyi Parti'yiz. İyi Parti döneminde Kütahya Belediyesi İyi Parti'nin arka bahçesi olmayacak. Yapılan ihaleleri Vanlılar almayacak, Kütahyalılar alacak dedi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İsim vermeden CHP'ye de çok sert tepki gösteren İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel, yerel seçimi kazanabilmek için Atatürk'ün kurduğu, Atatürk'ün ve halkın partisi olduğunu söyleyen CHP askerimizi şehit eden insanlarımızı öldüren bebek katili terör örgütü PKK'yı destekleyen terör örgütü PKK sevici eski adı HDP, yeni adı DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimi kazanabilmek için gizli değil açık açık ittifak işbirliği görüşmesi yapmasına tepki gösterdi. Nurhan Sünel, yerel seçimi kazanabilmek için askerimizi şehit eden insanlarımızı öldüren bebek katili terör örgütü PKK'yı destekleyen terör örgütü PKK sevici eski adı HDP, yeni adı DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimi kazanabilmek için askerimizi şehit eden, insanlarımızı kasteden, öldüren, bebek katili, PKK terör örgütünü destekleyen, terör sevici, DEM Parti ile İyi Parti aynı safta yer almaz, almayacak diyerek CHP'yi eleştirdi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz. Biz İyi Parti. Biz Kütahya'da yapılacak, belediyenin yapacağı tüm işleri Kütahya'daki arkadaşlarımıza vereceğiz. Vanlılara değil, Diyarbakırlılara değil. Onlar da bizim memleket. Ama biz yerelde milliyetçiyiz. Bizim arkadaşlarımıza vereceğiz. Öncelik onlarda. Daha ucuzu yapacaklar, daha kalitesini yapacaklar. Şimdi Halim Başkanım diyor ki 130 proje yaptık, 129'u tamamladık. Bir tane herhalde vazo kule görünen o. Şimdi gazeteci arkadaşım birisi özel bir röportaj yaptı bundan. Diyor ki orada gazeteci arkadaş, Sayın Başkan siz Kütahya'yı 1. Lig'e çıkartacaktınız. Kütahya Spor'u ne oldu? İşte ben elimden geleni yaptım dedi. Yani halktan destek yok dedi. İyi de siz billboardları asarken siz bize destek verirseniz 1. Lig'e çıkartacağız demediniz. İkincisi, Sayın Başkan diyor, siz Kütahya'da ben belediye başkanı olduğum anda itibaren 15 bin kişiye istihdam sağlayacaktım. Sağladım diyor. Ne 15 bin? Hatta 30 bin kişiye diyor. Nasıl yaptı? İşte iş yeri açılış fırsatı verdim. Yahu senin o sayede kendi görevin. Diyor ki belediye hastanesi yapacağım. Gelmeyenin orada devlet hastanesi yapılacak. Yerimizi oraya verdik. O öyle. Dedik ki Ilıca'da göğüs hastalıkları hastanesi yapacaktınız. Nerede? Mevzuat uygun değil. Öyle önde gelen herkes hastane açamıyor diyor. Park hayat var. İki tane özel hastane var ufacık. Devlet hastanesi gibi çalışıyor maşallah onlar. Açılıyor. Velhasıl bizim Halim hocamız hizmet yaptı yapmadı diyemeyiz. Allah var yani. Bu memleketin Cumhur İttifakı olduğu halde eski orman binası eski belediye orayı vererek milletin malını vererek valinin önündeki yeri aldı. Milletin parasını oraya vererek vali. O zaman Cumhur İttifakı olmanın ne anlamı vardı? Niye seçtik sizi biz? Orasını yurt yapsaydık öğrencilere yurt yaptık mı? Yapmadık. Orada alanı büyütmek için yer aldık devletten belediye olarak. Kocaman bir alan yaptık. Herkes şahittir buna. Biz de şahidiz. Orası müteahhide verildiği halde belediyenin kepçeleri ve adamları çalıştı orada. Biz hepsini biliyoruz. Velhasıl dediği gibi 130 tane projenin belki bir tanesi yapmıştır da 129 tanesi duruyor şu anda. Ne biz Hüdapar'dan güç alıyoruz, ihtiyacımız var. Ne de yeni adı DEM, eski adı HADEP'ten güç alıyoruz. Bizim hiçbir bölücü partiye, hiçbir bölücü örgüte ihtiyacımız yok. Bizim hiçbir bölücü örgüte. Dün bizi terörist diyenler bugün Hüdapar'la işbirliği yapıyorlar. Ve Türkiye'de federasyon adı altında konuşmalar yapılıyor ve buna da müsaade ediyorlar. Kimileri ise oy uğruna HADEP'le hiç saklanmaya da gerek yok. Açık açık konuşuyorlar. Hatta mu hatta onların eş başkanları haline gelmiş.